Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SPK'nın 11.11.2021 tarihinde yayınladığı bültende açıkladığı halka arzların incelemesini gerçekleştireceğiz. Bugün sizlerle Mia teknolojinin gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Onaylı izahnameyi okuyacağız ve içindeki aşağı yukarı tüm bilgileri öğrenmiş olacağız. Biliyorum bazen yorumlar kısmına yazıyorsunuz, video geç geliyor, anında gelmiyor diye ama halka arz olmadan mutlaka birkaç gün öncesinde çekip ve paylaşmış oluyorum sizlerle. Buradaki önemli bir sorun 300 sayfaya yakın izahname okuyorum her halka arzıyla. A'dan Z'ye kendim okuyayım başkalarından duyduğumu veya işte sadece önemli kısımlarını okuyup atlamayayım tamamını okuyayım ki diyorum. Burada atladığımız gözümüzden kaçan bir nokta olmasını 300 sayfayı okuyup notlarını çıkartmak ve sayfalarını not almak size de gösterebilmek adına yalan beyanda bulunmadığımı ispatlamak adına buradan göstermek istiyorum. Bunlar da oldukça zaman alıyor 300 sayfa bu yüzdendir. Şimdi kap tarafındaki onaylı izahnameye girdiğimiz zaman Şöyle bir sizlere öncelikle giriş kısmını söyleyeyim. Tüm kurumlarla katılabiliyorsunuz. Metro yatırımın aracılık ettiğini biliyoruz. 15-16 Kasım içerisinde başlıyor. Tamamen eşit dağıtım ve 15 lira 80 kuruştan bizlere arz oluyor. Şimdi gelelim hemen incelemelerimize bakalım. Sayfalarımı not ettim. Oradan sizlere göstereceğim. Ve bu videonun ilerleyen kısımlarında yani video sonuna kadar izlerseniz şunu da göreceksiniz. Bazen yorumlar kısmına yazıyorsunuz ya şirket madem bu kadar iyi güzel neden kendilerini arz ediyorlar? Neden belli bir kısmını halka satıyorlar? Bugün size o satan kişilerin yani şirketin ortaklarının böyle küçük ufak bir Halk halka arzdan bile ne kadar para kazandıklarını göstereceğim. Kendileri burada paylaştıkları yazdıkları için yasal olduğundan sizlere göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakın neden şirketler halka arz oluyor. Hem şirket hem de o ortaklar nasıl paralar kazanıyor. Hatta bunu hazırlayan avukat bile bağımsız deneticiler bile nasıl paralar kazanıyor bunları sizlere göstereceğim. Videoyu atlamadan sonuna kadar izleyerek kanala abone olup bir de beğeni butonu atarak bizlere destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım. <laughs> Öncelikle seçilmiş finansal bilgilere baktığımızda şunu görüyoruz. 2018'den itibaren dönem varlıklarını güzel bir şekilde arttırıp 3'e katlıyorlar. Duran varlıklarını 2'ye katladıklarını görüyoruz. 18, 19, 20, 21 şeklinde gidiyor. Aktiflerine baktığımız zaman burada 50 milyondan 130 milyona yani yine 2.5'a katladıklarını görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülükleri de burada 2'ye katlamış ama dönem varlıklarını 3'e katlaması bizim için olumludur. Uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımız zaman burada 4'e katladığını görüyoruz. Ama öz kaynak artışının tam 3x yaptığını gördüğümüzde 4 senede gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok bilanço tarafında. Şimdi gelir tablosu tarafına biraz baktığımızda yine hasılatını güzel şekilde arttırdığını faaliyet karı zararında çok olumlu olmasa da fena sayılmayacak düzeyde artışlar olduğunu görebiliyoruz. Hemen aşağı geldiğimizde sürdürülen faaliyetten dönem karı zararına baktığımızda yine artışı fena sayılmayacak şekilde güzel olduğunu görebiliyoruz. Yani bilanço incelemesine baktığımızda hocam bir görüşünü söyle Dersen diğer halka arzlardan çok çok iyi bir bilanço yok. Diğer halka arzlardan çok kötü bir bilanço da yok. Sektör olarak bakılıp kıyaslanması gerekir. Şimdi gelelim burada 47. sayfaya devam edelim. İhraççı hakkındaki genel bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Burayı hemen kısaca size göstermiş olacağım. Gazi Teknopark bünyesinde ARGE inovasyon, yazılım geliştirme, entegrasyon ve çözüm sağlama alanlarında faaliyetleri bulunuyor. Bulundukları, sahip oldukları sertifikaları bizlere gösteriyorlar. Daha fazla güvenlik ve sağlık tarafında hizmet verdiklerini öğrenebiliriz. Hemen ikinciye geçtiğim zaman burada inceleyeceğimiz kısım 61. sayfada yer alıyor. Ben sayfaları da size veriyorum ki kendiniz de okumak isterseniz okuyabilirsiniz diye. Burada şunu görüyoruz. Araştırma geliştirme patent ve lisanslarına geldiğimiz zaman bu aşağıda kendi Ait olan patent ve lisansları görebiliyoruz Şuradan incelemelerini kendinizine gerçekleştirebilirsiniz Bunları size sayfalarını veriyorum ki anlayanlar görebilsin diye onun haricinde ne kadar Biz teknolojiden anlayabilir yazılım dünyasının içinde olabiliriz ki patent ve lisanslara göre bir şirket seçelim bunlar tabii ki biraz da Alenade bilgiler olmuş oluyor En önemli kısım bizim için Gelir tablosu bilanço incelemesi ve birazdan vereceğim fon kaynakları kullanım kısımları olacak Hemen 3. sayfaya geçip 7. Kısma geçiyorum 3. pdf'teki 7. sayfaya geliyorum 7. sayfaya geldiğim zaman bu Burada gördüğüm kısım Şöyle hemen aşağı doğru inersem Personel hakkında bilgiler kısmı var Burası bizim için biraz önemli yorumlayabileceğimiz bir kısım 2018-2019 ve 2020'ye bakalım 2021 bitmediği için Yönetim kademesinde sürekli 3 çalışanla gittiklerini görüyoruz 2018'de 84 çalışanı 55 çalışanı indirdiklerini 2020'de de 62 çalışanı indirdiklerini görüyoruz Beyaz yakalı çalışanlarda Mavi yakada da 2021'in altıncı ayında bir 5 çalışan eklemişler Burada biraz işçi çıkartmasına gitmişler özellikle 18-19 arasında Sonra 19-20 Arasına bir ekleme olmuş. 2021 arasında bir ekleme olmuş. Ama 2018'in verilerine ulaşamamışlar. Burada olumsuza bir gidişat var mı yok mu? Bu soru işaretini aklımıza veriyor. Yani burada tabii ki hisse incelemesi, şirket incelemesi yaptığımızda kesinlikle eleman çıkarttığı için kötüdür diyemiyoruz ama muhtemelen kötü olabildiğini söylüyoruz. Burada önemli sözleşmeler bölümüne geliyoruz. Burada birçok sözleşmeleri olduğunu görebiliyoruz. Bakın metro yatırımla bir sözleşmeleri var. Bülent Ecevit Üniversitesi ile ilgili bir sözleşmeleri var. Düzce Üniversitesi sözleşmeleri var. Burada işte Aydın Adnan Menderes Balıkesir Üniversitesi sözleşmeleri var. Peki bunlar nedir? Şöyle hemen bakalım. Bilmem ne tarihinde Balıkesir Üniversitesi uygulama ve araştırma hastanesi başhekimliği arasında akdedilmiş olup hastane bilgi yönetim ve sistemleri güncelleme bakım hizmetlerini üstlenmişlerdir. İşte 2021 7. aya kadar devam ettiğini söylüyor. Aşağı geldiğimizde burada Bursa Uludağ Üniversitesi mesela ÖSM Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıyla ne diyor? 2020 tarihinde şirket ile ÖSM Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı arasında akledilmiş olup Biometrik yüz tanıma sistemi bakım onarım olayını işini üstlendiklerini söylüyorlar. 2021 Ağustos ayına kadar da uzatılmış. Burada aldıkları işleri aslında görebiliyoruz. Mesela işte burada TBBB yurt yönetimini görebiliyoruz. Aşağı geldiğimizde Havelsan AŞ'yi görebiliyoruz. Kira sözleşmelerini görebiliyoruz. Burada bir birçok sözleşmeyi ve yaptıkları işleri de detaylı olarak inceliyor biliyoruz. Hemen geldiğimde burada 25. sayfaya ilerliyorum. Kardan pay alma hakkı ile ilgili yaptıkları açıklamada şunu söylüyoruz. Şirketin şu an itibariyle belirlenmiş bir kar dağıtım politikası olmamakla beraber halk arzı takiben ilk genel kurulda SPK ve TTK düzenlemelerine uygun olarak kar dağıtım politikası ayarlayacaklarını söylüyorlar ama şu an herhangi bir kar dağıtım politikaları yok. Bunu merak edenler için temettü ile ilgili düşünceleri olanlar için Şimdi 43. sayfaya geldik. 43. sayfada neden şirketler halka arz ediliyor? Madem ki gayet güzel şekilde şirketler ilerliyor. Niye satmaya çalışıyorlar sorusunun cevabını biraz da göreceğiz. Ve bunu kısaca böyle bir dakika içerisinde bu videonun arasında sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada ne görüyoruz? Halka arıza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri bakın yazıyor. Şimdi buraya geldiğimizde ne görüyoruz burada? Halka arz ile payları halka arz edilecek ortaklar Ali, İhsan, Cengiz beyler olduğunu söylüyor bizlere. Şimdi burada önemli olan kişiler değil. Çünkü her halka arzda bu oluyor. Bu halka arıza özel Değil ki şahsen bu halka arz bilançosuna baktığımızda ve fon kaynaklarını birazdan inceleyeceğiz baktığımızda gayet mantıklı yatırım yapılabilir olarak gözüküyor. Ama bu Heller Karz'da var. Yani kişilere takılmayalım o yüzden. Bakın burada Ali Gökhan Beltekin 1.5 milyon TL nominal değerli yani 1.5 milyon lota sahip diyor. Bunları yaklaşık 24 milyon TL'si bürüt 23.9 milyon TL net gelir elde edecek. İhsan Bey burada yine 1.4 milyon lotuna sahip 23 milyon TL net kar edecek. Burada işte diğer kişi ise 23 milyon TL net kar edecek. şimdi biraz daha anlamış olmanızı bekliyorum. Yani bu karlar ne kadar güzel karlar. 23 milyon TL'yi bir halkar sonunda cebine almış olacak. Tabii ki emek vermedi yapmadı demiyorum ama sonuçta araçlar paralar da burada yani halk arzlar bu. Halk arzı alıcılık edilen metronunsa 2 milyon TL'lik bir e, bedel aldığını halk arzı komisyon olarak 2 milyon TL aldığını görüyoruz. Bağımsız denetim şirketi karar bağımsızı e, denetim rapor ücret olarak 110 bin TL aldığını Bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan avukat Dilek Balıyoğlu'nun 90.000 TL artı halka arz tanımlarına kadar aylık 15.000 TL aldığını görüyoruz. Yani halka arzlar aslında gördüğünüz gibi çok ciddi paraları içinde barındırıyorlar. 46. sayfaya geldiğimizde ihraççı tarafından verilen taahhütleri görüyoruz. Böyle verilen taahhütlere kabaca baktığımız aslında çoğunun benzer olduğunu görebiliriz. Herhangi bir bedel sermaye artırımı yapılmayacak, dolaşımdaki pay miktarı artmayacak diyor. Yeni satış ve halka arz olmayacak diyor. Aşağı geldiğimizde ortaklar tarafından verilen sözlerde ise sahip oldukları payları şirket payları borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir de süreyle borsada satmayacaklar. Yani burada aslında biz ekstra satış yapıp fiyatları düşürmeyeceğiz alabilirsiniz demek isteniyor. Helal kazı olduğu gibi. Şimdi yine önemli bir kısma geldi. 48. sayfada özellikle 47. sayfanın sonunda halka arz geliri ve maliyetleri. Burada çok önemli noktalara değineceğiz. Özellikle net gelirini şöyle göreceğiz. Toplam 195 milyon bir net gelir var. Şirket 124 milyonunu alıyor. 70 milyonunu ise daha demin gördüğümüz şekilde ortaklarını aldığını görüyoruz. Şimdi burada halka arzın gerekçelerinin şirketin büyümesi Planlanan yatırımların yapılması vesaire olduğunu görüyoruz Peki önemli nokta neresi burada yapacaklarını bizlere açıklıyorlar Nerelere kullanacaklarını ve oranlarını Arge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması Hedefi faaliyetlerin artırılmasına yüzde 30 oranında reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin arttırmasını %10, mevcut kredilerin kapatılmasını %10, mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açma yurt içi ve yurt dışında %10, gelen arka arzdaki paradan bahsediyoruz burada kullanım oranları, şirket satın alma ve fırsatların değerlendirilmesini %15, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına da %25 ayırdıklarını söylüyorlar. Burada eğer daha detaylı okumak isterseniz bunları mesela işte şöyle 3. maddede ne diyordu? Faiz oranı yüksek olan kısa vadeli kredilerin kapatılması diyordu. Burada da neler olduğunu açıklıyor. ARGE faaliyetlerinin büyütülmesi ve geliştirmesi için mevcut ofislerin genişlemesi veya yeni ofisler alınması burada detaylı olarak açıklıyor. Şimdi genel olarak baktığımızda ne söyleyebiliriz bu halka arzla ilgili? Bir teknoloji şirketi olması bir kere çok güzel benim için. İkincisi teknoloji şirketi olması ve yazılım odaklı büyümesi ve yazılımlar biliyorsunuz bir süreden sonra paha biçilemez seviyelere gelebiliyor. Bu geleceğe yatırım olarak gayet güzel gözüküyor. Yorumlarda sıkça sorduğunuz neden halka arz ediliyor şirketlerin cevabını da muhtemelen bu videoda almışsınızdır. Onun haricinde bilançosu ve gelir tablosu çok iyi değil, kötü değil, orta üzerinde bir bilanço ve gelir tablosuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Fon kullanım noktalarında da gayet başarılı bir açıklama yapmışlar. Bir de temettü politikasını gördükten sonra gayet iyi yatırım yapılabilir bir şirket olarak gözüküyor. Halk arıza katılmakta da pek bir mahsur yok. Zaten eşit dağıtım olduğunda çok büyük seviyelerde çok büyük alımlarda yapamayacağız muhtemelen. Videoyu izlediyseniz videolarımızın devamı için kanalımıza destek olmak adına beğeni atıp abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.